Mutlu akşamlar, gündem özeline hoş geldiniz. Haftalardır, hatta aylardır beklenen bedelli askerlikle ilgili en net açıklama bugün geldi. Hazırlanan torba yasa düzenlemesine bedelli askerlik de ekleniyor. Buna göre yaş sınırı 25, bedelse 15 bin lira olacak. Bunun yanında 28 günde askerlik yapma şartı getiriliyor. Gündeme flaş bir şekilde gelen bedelli askerlik konusu bugünün en önemli gündem maddelerinden biri. İkinci başlıksa OHAL sonrası meclise sunulan yeni düzenleme. Genel kurula gelen teklifte dikkat çeken maddeler var. Valilere verilen ilave yetkiler, kamuda ihraçların 3 yıl süreyle devam edecek olması, kolluk kuvvetlerine verilen yetkiler, gece 12'den sonra kamuya açık alanlarda toplantıların yasaklanması gibi daha birçok önemli detay var o pakette. Peki bu düzenleme terörle mücadeleye nasıl yansıyacak, konuşacağız. Milli Savunma Bakanlığı'na atanan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devretti. Bunun yanında yeni kararnameyle Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Bu değişimlerle birlikte Türkiye milli savunma alanında yeni bir döneme resmen adım atıyor. Peki bu değişim sürecinde Türkiye bundan sonra bu alanda hangi konulara odaklanacak? Örneğin TSK'nın içindeki FETÖ yapılanmasıyla nasıl mücadele edilecek? Türkiye'nin ulusal güvenliği konusunda hangi adımlar ön planda olacak? Detayları konuşacağız. Geçtiğimiz hafta Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinin arka planını da konuşmak gerekiyor. Zira zirvede Erdoğan-Trump görüşmesi önemliydi. Trump'ın Erdoğan hakkında bugün basına yansıyan dikkat çekici ifadeleri var. NATO zirvesinden yansıyanları da gündemimize aldık. Tabii bir konuyu da hatırlatalım, onu da program sınırları içerisinde konuşacağız. CHP'deki son durum, bildiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda. Muharrem İnce ve ekibi düğmeye basmıştı, bir imza süreci başlatılmıştı. Toplanan imza sayısının 350'yi geçtiği söyleniyor. Acaba bundan sonra ne olacak? 625 delegenin imzası olacak mı? O sayıya ulaşacak mı? CHP'deki son durumu da konuşacağız. Gündem Özel'e bir kez daha hoş geldiniz. Konuklarımız var. Araştırmacı yazar ve aynı zamanda Assam Genel Başkan Yardımcısı Ersan Ergüç bizlerle birlikte. Sayın Ergüç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gazeteci yazar Suat Gün, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve emekli Deniz Kıdemli Albay ve aynı zamanda gazeteci yazar Sayın Vepi Kara, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Ersan Ergüç, sizle başlayalım. Bedelli askerlik konusu gündemin sıcak konusu olduğu için o konuyla zannediyorum başlamak gerekiyor. Belirlendi. Yaş sınırı 25, bedel 15 bin lira. Tabii bunun yanında dikkat çeken bir detay daha var. O da ilk 25 gün olarak açıklanmıştı ama da sonrasında onun 28 gün olduğu belirtildi. Temel askerlik yapma şartı. Nasıl buldunuz düzenlemeyi ve neler getirecek bundan sonra? Malumunuz Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemlerde profesyonel ordu yapılanmasına döndü ve özellikle jandarma da bunu büyük çoğunlukla tamamlamış oldu. Diğer kara kuvvetleri, hava ve deniz kuvvetlerinde de profesyonel orduya geçiş süreci devam ediyor şu anda. Bundan dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde her 20 yaşını doldurmuş olan Türk vatandaşı askerlik hizmetini, askerlik vazifesini yapmakla yükümlüdür maddesi uyarınca bir birikim söz konusu olmuş oldu. Yani dolayısıyla siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut asker sayısından daha fazla asker almakla arkadan gelen genç nesil, genç nüfus söz konusu. Bunun için bedelli askerlik ile hem bu sayının azaltılması hedefleniyor, hem de gerek Silahlı Kuvvetler'deki profesyonelleşmenin hızlanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekonomik ve siyasi anlamdaki geleceğindeki olumlu katkıların da sağlanması hedefleniyor. Böylece gerek işini kuran, sistemini kuran vatandaşlarımızın bu işlerinden uzaklaşmamış olması sağlanıyor. Bu durumda bu yanılmıyorsam 31 Aralık 1993 doğumlardan öncesini kapsıyor. Yani böylece yeni gelen gençlerin askerlikten uzaklaştırması değil, daha yaşlı olan kesimleri kapsadığı için bu da ayrı bir avantaj Türk Silahlı Kuvvetleri için. Burada eskiden de 28 günlük bir zorunlu temel askeri eğitim söz konusuydu. Onun 25 güne indirilmesi düşünüldü ama yanılmıyorsam bugün tekrar 28 gün üzerinde son
gelen bilgi o yönde. Evet, karar kırılmış olabilir ama tabii yasa tasarısı tam çıkmadan bunu şimdiden net olarak kesilmek mümkün değil. Tekrar söylüyorum, bu milletimize hayırlı uğurlu olsun. Birçok insan bunu bekliyor idi. Türk askeri Türk vatandaşı, Türk halkı 15 Temmuz'da topyekün asker olduğunu bütün dünyaya göstermiş oldu. Yani dolayısıyla bizim için askerlik hakikaten özümüzden gelen bir ruhu yansıtıyor. Bu bedelli askerliğin olması da özünde asker olan bu insanlarımızın bir an önce toplumdaki işlevlerinin bir an önce rayına girmesini sağlayacaktır. Seçimden önce de siyasi partilerin ve AK Parti'nin de gündeminde vardı bu. Bir seçmen için bir vaatte bulunmuşlardı. Dolayısıyla AK Parti iktidarı da, yani Sayın Cumhurbaşkanımız da bu vaadinin ilkini gerçekleştirmiş oldu. Bu sözünü yerine getirmiş oldu. Peki kalıcı bir çözüm hep söyleniyordu. İşte zannediyorum Genelkurmay'ın yıllık 300 bin ihtiyacı var, evet. Ama 5 milyon bir bekleyen birikmiş bir kişi sayısı var. Kalıcı çözüm için, yani anlık bir çözüm mü bu, yoksa ilerleyen dönemde kalıcı bu, çözüm için yeni adımlar atılacak? Bu tabii geçici bir çözüm aslında. Kalıcı bir çözüm olması için ancak bir yasa ve kanun tasarısı çıkması gerekiyor. Yani Türkiye'de askere alma ve askere gelme sürecinin bir kanunla çerçevesinde belirlenmesi gerekiyor. Yoksa sizin geçici olan bu bedelli askerlik gibi hususlarla bu şekilde askerliği çözme imkanına kavuşamazsınız. Muhtemeldir ki şöyle bir şey olabilir. Yani tamamen profesyonel orduya geçtikten sonra böyle bir sorun kalmayacak zaten. Dolayısıyla profesyonel ordu olduğu için bunu mesleki olarak yapacak olan insanlar orduda yerini aldığı takdirde arkasından gelen insanların eğitim almasına ihtiyaç kalmayacak. Ha, şu olabilir, eğer o dönemdeki mevcut iktidar diğer vatandaşlarının da bir nevi bakın bu Suriye'de şunun olumsuzluğunu gördük. Suriye'de Esed rejimiyle halk karşı karşıya kaldığı zaman ellerine silah aldıklarında o silah kullanamadılar. Çünkü Suriye halkı askerlikten uzaktı. Herkes askerlik yapmıyor idi. Özellikle Suriye ordusuna Esed yanlısı olan insanlar alınıyordu. Diğerleri askeri eğitimden mahrum bırakılmış, uzak tutulmuşlardı. Şimdi Türkiye'deki bu durumu düşündüğümüz zaman, coğrafyamızı düşündüğümüz zaman, Türkiye'de Türk vatandaşlarının tamamen askerlikten profesyonel orduya geçirmiş olsa bile askerlikten muaf olmasını düşünmek doğru bir yaklaşım olmaz. Bu kendi şahsi kanaatim. Dolayısıyla nasıl olur? İşte bedelli askerlik gibi kısa vadeli periyotlarla, temel eğitimlerle Türk gençlerine askerlik eğitim verilmesi gerekir. Silah kullanmayı öğretmek lazım. Bizim 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra coğrafyamızdaki siyasal ve ekonomik anlamdaki emperyalist güçlerin neler yapacağını kesilmek şu anda mümkün değil. Yani her gün bir politika değişiyor. Bakın Suriye, Irak ortada. Yarın Türkiye'nin de başına böyle bir durumun gelmeyeceğinin garantisi edilemez. Bunun için dediğim gibi profesyonel orduya geçmek kalıcı bir çözümdür. Profesyonelleşmeye müteakiben de arkasından temel eğitimlerle diğer kalan genç nüfus temel askerlik eğitimine geçirilerek askerlik eğitimine uzak olmamalı sağlanmış olur. Peki Sayın Vepikara, siz nasıl buldunuz bedelli askerlikle ilgili düzenlemeyi? Yani çok beklenen bir kanundu ama güzel olan bir şey var. Hükümet çok hızlı başladı işe. Yani bir anda kanunlar hızlı bir şekilde çıkmaya başladı. Yani geçen Ekim ayında düşünülüyordu bu kanun. Hani meclis tatile girsin, ilk bunu çıkaracağız diye. Hani ne gerek var buna? Hazır meclis yeni yemin etmiş, taze başlıyor. Hazırlayıp hemen komisyona verdiler. Tabii muhalefet partileri de olaya sıcak bakıyor. Yani binlerce, yüz binlerce, hatta milyondan fazla insanı ilgilendiren, onun ailesiyle birlikte düşünürseniz tabii çok geniş bir kitleyi muhatap alıyorsunuz. Bu kanunun çıkması çok iyi oldu ama önemli olan, yani bu geçici bir çözüm ama asıl önemli olan, yani profesyonel orduya geçişin tamamlanması lazım. Yani bunu ben 1999'da yazmaya başladım. Yani bundan 19 sene önce, bakın eski bir gazeteden alınma, şeye toprağa karışmış gibi, 1 Ağustos 1999'da yazmışız. Çözüm profesyonel askerlikte. Bunları ben bugüne kadar, yani 19 yıldır devamlı söylüyorum. Nedir? Diğer konu Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması.
Bu da çok önemli bir reform diyelim artık. Önemli, yapılması gereken bir şey. Bunu da 19 yıldır yazıp çiziyoruz. Kamuoyu oluştu. Hatta güzel bir şey şu, yani bu dile getirdiğimiz konular toplumun birçok kesiminden de olumlu tepki aldı. Ve sonuçta 15 Temmuz 2018 günü bir yasayla, kanun hükmünde kararnameyle, başkan kararnamesiyle Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı Genelkurmay. Hı hı. Bu çok önemli bir şey. Tabii bedelli askerlik yasası da, o da bir torba yasayla çıkacak. Daha önce bir kanun hükmünde kararnameyle de çıkması düşünülüyordu. Fakat kanun olması daha iyi. Çünkü zaten yarın bitiyor şey. Hı hı. Olağanüstü hal. Bu kanun hükmünde kararname yerine meclisin çalıştırılması, üzerinde yani tartışılması daha sağlıklı karar verme açısından iyi olacak. Ama bu çok önemli iki konu. Yani askerlikle ilgili yıllardan beri söylenip de yapılmayan bir konu. İnşallah çok faydalı olacak. Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması da o süreci hızlandıracak mı sizce? Profesyonel askerliğe geçişte. Tabii, yani bir... Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması Genelkurmay'ın çok çok önemli bir konu. Yani Türkiye'deki askeri vesayetin kalkması için en önemli gereksinimlerinden bir tanesi buydu. Yani 1960 devrimiyle, ihtilaliyle biz bu yeniden geriye döndük. Yani gericidir aslında rahmetli Toktamış Ateş derdi ki 60 darbesi diğer darbelerden ayırmak lazım. O iyi, faydalı derdi. Halbuki 60 darbesi hürriyetler, özgürlükler açısından bu milletin yani millete vurmuş en büyük zincirdir. En kötü darbedir. Darbelerin hepsi kötüdür. Yani içlerinde hiç iyisi yoktur. Ama en berbatı da budur. Niye? Askeri vesayet sistemini, Amerika'ya köle olmayı, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetici kadrosunun, elit kadrosunun Amerika'nın güdümüne girmesine sebep olmuştur. Bu konuya buradan ayrıca devam edelim. Bedelli askerliği bir bitirelim. Sayın Suat Gün'ün de görüşlerini merak ediyorum. Ortak kanı şu, bugün Bülent Turan da açıkladı. Kısmen Türkiye profesyonel askerliğe geçmişti sistemine. Tamamıyla geçtikten sonra bu sorun artık kökünden çözülecek deniyor. Siz neler söylersiniz bedelli askerlikle ilgili? Askerlikle ilgili aslında tarih boyunca uygulanmış paralı askerlik, halk ordusu, işte bizim 2000'li yıllara kadar olan uygulamamız halk ordusu tipiydi. Bütün milleti ordu sayan oradan anlayış. Bir de profesyonel askerlik olarak Amerika, İngiltere'nin uyguladığı model olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi halk ordusunun şey tarafları var. Ersan Bey demin buyurduğu noktada işte Esad'ın kendisine muhalif olan unsurları askere almaması sebebiyle silah kullanmayı bilmedikleri için direnişte neticeye ulaşmadı dedi. Çok doğru söyledi. Halka silah vermeden, silahlı eğitimi öğretmeden şey olduğu zaman, ülkenin bir kısmı işgale uğradığı zaman, bunu biz İstiklal Savaşı'nda da gördük. Birçok ülkemizin birçok yerinde Kuvayi Milliye güçleri, direniş güçleri oluşturuldu. Dolayısıyla eli silah tutan, silah kullanmayı bilen adam bulamazsınız. Ya da Amerika'daki gibi. Amerika'da mesela silah taşımak büyük bir marifettir ve silahsız bir insanın düşünülemez. Silahlı olması lazım. Amerikan zihniyetinde var. Burada da Türkiye'de de silah kullanmayı, atış poligonlarını serbest hale getirirsiniz. O zaman millet silah kullanmayı öğrenir. Ama çok tekamül etmiş silahları da var. Yani uçak savar silahları, füzeler var falan. Bunların da kullanılmasını bilen halk kesiminden insanlara ihtiyaç var. Ben o yüzden sadece bu şahsi görüşüm, devletimiz ne düşünür bilmiyorum, hibrit ordu diyorum. Yani hem profesyonel unsurlar olacak ordunun içinde, hem de halktan gelen unsurlar olacak. Çünkü halk ordusunda şu şey var. Ya adam Bayburt'ta doğuyor, Bayburt'ta ölüyor. Hiçbir memleketin bir tarafına gitmiyor. Askerdeyken askere alındığı zaman, işte diyelim ki İstanbul'da askerlik yapacaksa, Kütahya'daki eğitim birliğine teslim olursa gidiyor. O zaman bir şehir dışı görüyor. Şimdi sosyal mobilite dediğimiz, yani ortak vatan bilincinin oluşabilmesi için, yani adam şimdi Kütahya'ya gittiği zaman Bayburtlu veya Ağrılı bir adam
olarak ya da askerlik yaptığı zaman buralar da benim mülküm, buralar da benim vatanım şuuru oluşuyor. Dolayısıyla kültürel entegrasyonu, diğer ülkenin diğer topraklarını görmeyi, ülkenin tamamına sahip çıkmayı, ortak vatan şuurunu geliştirdiği için halk ordusu zihniyetini de muhafaza etmemiz gerektiğini değerlendiriyorum. Bir şey söyleyeyim bu konuda. Amerika'da silahlanma karşıtı çok ciddi bir halk hareketi var. Evet. Yani silahlanmaya karşı çok güçlü de bir şey var. Çünkü o cinayetler oluyor ya, seri cinayetler. O tabii, ben yani orada silahseverlik şeklinde olduğu için onu bir örnek olarak verdim. Konumuz açısından değil. Şimdi Vehbi Bey'in buyurduğu şey de profesyonel ordu da çok önemli tabii ki. Mesela bizim askerlik dönemimizde tankı başına bir tane asker geliyor. Hiç tekerlekli araç bile kullanmamış. Veriyorsunuz şeyi, tank bir ay sonra bir bakıyorsun palet atıyor, bir yerini kırıp atıyor. Çünkü 5 milyon dolarlık bir silah veriyorsunuz. Bir motorlu arabanı kullanmamış veya işte bir ay askerlikte gelen bir askere. Şimdi bu da ülke için ciddi ekonomik kayıplara sebebi veriyordu. O yüzden hangi kadroların profesyonel olacağı, işte şoför, tank şoförü mü, tank komutanı mı, işte uçağın yüklemesi, indirmesi, bindirmesinde hangi kadroların profesyonel olacağı, hangi kadroların da halk ordusundan teşekkül edeceğini iyi ayırmak gerekiyor. Ben hibrit ordu olması düşüncesindeyim. Şimdi bu yığılmanın önlenmesi için de Vefi Bey'in buyurduğu gibi tabii ki bazı tedbirler almak lazım. Eğitim merkezlerinin sayısı 5'e 10'a çıkartırsınız. Diyelim Samsun'da bir tane açarsınız, bir tane Erzurum'da, Erzincan'da eski ordu karargahlarının asker liselerinin olduğu yerler var. Her işte 28 günlük süre için biner ikişer bin kişi alırsınız ve yığılmayı engellersiniz. Yani bunu da yapmak lazım. Bir de bir orduyu realize ederken iki metot var. Ya topyekun orduyu lağvetme, ortadan kaldırma veyahut da yavaş yavaş alıştıra bir dönüşüm ve değişime uğratma. Bunun örneğini 1826'da görüyoruz. Yeniçer ordusunun kaldırılmasında görüyoruz. Birden kaldırıldı, 1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda mağlup çıktık. Şimdi bizim devletin hayatı riske edilemez. O yüzden orduyu realize ederken orduya şimdi FETÖ'cü yapı ciddi bir tahribat yaptı. Ordunun bünyesinde muazzam şekilde örgütlenmişler. Bunları tahrip eder, ortadan kaldırırken ordunun işleyişini, harp yapma kapasitesini de zayıflatmadan bu işi başarmamız lazım. Bunun doğru yapıldığını nereden anlıyoruz? Cerablus Harekatı'nın, işte Münbiç Harekatı'nın arkasından Afrin harekatının yapılmasından anlıyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde İdlib'le ilgili karşımıza sorunlar çıkabilir. İdlib'i ne yapıp bırakmamamız lazım. Çünkü eğer orada Ortadoğu'da bir güç olacaksak bırakmamamız lazım. Ordumuzun da bunları yapabilecek, bunları başaracak şekilde yapılanması gerekiyor. Bu konuda bir ilave, güncel bir konu. Evet. Şimdi bu Afrin ve Cerablus operasyonu, burada hep profesyonel birlikler kullanıldı ve çok başarılı oldu. Ama asıl başarının altında yatan en önemli sebep şu. Yani profesyonel olması bir tanedir ama asıl sebep ordunun FETÖ'den ciddi manada temizlenmesidir. Çünkü silahlı kuvvetler içine sızmış FETÖ'cüler, biraz da faşistler var, faşist generaller falan. Bunlar ordunun bütün gücünü kısıtlıyordu. Ordu mesela dağları taşları bombalayan uçakların olduğunu duyuyoruz. Tabii bu insanın vicdanını kanatıyor. Hele hele benim o gibi karakol baskınları var. Yani işte benim gibi yıllarca askeriyede çalışmış arkadaşlarım da burada. O ne kadar büyük bir ızdırap verici bir şey olduğunu daha iyi bilir onlar. Yani resmen düşmanla işbirliği yapan hainler var. Bunlar temizlenince ordu çok büyük bir başarı gösterdi. Çünkü Türk milletinin genlerinde asker millet, asker toplum olması var. Burada da tabii İslamiyetle birlikte olmuş bir şey.
Yani İslam'ın bayraktarı olmuş bir ordumuz var. Sen bunu İslam'dan kopardıkça ne oluyor? Orduya en büyük zararı veriyorsun. Ha, tabii ki teknoloji, özellikle profesyonel askerlik gibi gelişmeler, günümüzün modern silah ekipmanlarını kullanma becerisi, bunlar çok önemli. Ama en önemlisi iman, ordunun imanlı olması. Bugün birçok sorunun temelinde bu var. Ben niye ordudan atıldım? 28 Şubat 1997'de eşim başörtülü diye, namaz kılıyor diye. Bu saçmalıklar yapıldı. Genç nesil bilmiyor bunu. İyi hatırlasınlar, bilsinler. FETÖ darbe yaptığı zaman ordu içinden karşı çıkmaları önlemek için bizi attılar. Yani burada önemli olan ordunun dindar olması. Bu çok önemli bir konudur. Profesyonellikten, bedelli askerlikten, hatta ve hatta yani ben bugün ona hazırlandım. Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasından dahi önemlidir. Ben bunun için yıllardır yaptığım şey şudur. Silahlı kuvvetlerde hiç olmazsa NATO standartlarında ibadet yerlerinin açılması ve bunları bu dini bilgilerin, eğitimin teşvik edilmesi. Bu maalesef yapılmadığı gibi tam tersine dindar insanlar aşağılandı. Dindar insanlar ordudan atıldı. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Hükümetin en önemli görevlerinden bir tanesi bu olmalı. Bu olmazsa ne olur? Onu da söyleyeyim, bitireyim. Her 8-10 yılda bir olduğu gibi kesintisiz darbelere maruz kalırız. Artık mümkün değil. Evet. Evet. Peki o zaman TSK'daki bu yapılmazsa mümkün Ersan. Ben sana söyleyeyim. Eğer orduda dinsizlik 28 Şubat ondan önceki gibi devam ederse darbelere hazır ol kardeşim. Evet. Şimdi bir de Milli Savunma Bakanlığı'nın Genelkurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması ile ilgili şey ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz 1950'ye kadar Genelkurmay Başkanlığı devlet içerisinde bakanlık seviyesinde bir kurumdu. Daha sonra 50-60 döneminde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. 60'ta da 60 darbesini yapanlar yarı özerk hale getirdiler. Üniversitelere yaptıkları gibi. 82 Anayasası'yla da bu tam kati hale getirildi. Hukuki bir meşruiyet de kazandı. Milli Savunma Bakanlığı bağlı değil. Doğrudan doğruya başbakana bağlı. Hatta başbakan sorumlu. Başbakana karşı sorumlu. Ama başbakana da değil, cumhurbaşkanına da bağlı gibi gözüküyor. Devlet içinde devlet. Evet, o şekilde bir yapı oluşturmuştu. Şimdi 1982 Anayasası da buna anayasal bir dayanak teşkil etmişti. Bir diyelim ki Savunma Bakanları toplantısına gidiliyor. Savunma Bakanı daha az yetkili. Genelkurmay Başkanı daha yetkili Türkiye'deki şey. NATO toplantılarında da bu tür sorunlar ortaya çıkıyordu. Şimdi tabii bunu da yaparken ordunun geleneklerini bozmadan yapmak lazım. Şimdi orduda daha 80 darbesi öncesi Adnan Ersöz diye bir paşa vardı. Ali Fethi Esener diye bir paşa daha vardı. Normalde orduda geleneksel sıraya göre Adnan Ersöz'ün Genelkurmay Başkanı olması gerekiyordu. Demirel de dedi ki Ali Fethi Esener'e istiyorum. Bunun üzerine o zamanki Cumhurbaşkanı Faruk Korutürk imzalamadı kararnamesini ve çatışma çıktı. Her iki orgeneralde istifa ettiler. Yerine işte Kenan Evren piyangodan Genelkurmay Başkanı olmuş oldu ve geldi. Şimdi ordunun burada geleneğiyle oynadıkları için işte 80 darbesine hazırlanan yol haritası çizilmiş oldu. Şimdi burada bugün yapılan atamada ordunun geleneklerine uygun olarak ne yapıldı? Eski Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı yapıldı. Şeyde ona bağlandı silahlı kuvvetler. Şimdi bu makama atanacak adamları daha önceden 35 yaşında hiçbir askerlikle ilgisi olmayan elektronik bilmem ne eğitimi görmüş bir adamı Milli Savunma Bakanı yaparsanız ordu hiyerarşi içerisinde kabul görmeyebilir. Devlet geleneklerine, devletin hiyerarşik yapısına da riayet eden atamalar yapmak lazım. Anlatabildim mi? Sorun buradan da büyük ölçüde çıkıyor. O yüzden işte o makamı bu makama bağlamak da sorun değil. Önemli olan devlet geleneklerine uygun atamalar yapabilmek.
Peki. Ersan Ergül'e artık TSK'daki yeni dönemi de ayrıca konuşalım, soralım. İşte az önce Sayın Suat Gün de altını çizdi. Orgeneral Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı'na getirildi. Son olarak işte Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Bu değişimler size neyi anlatıyor? Yani Türkiye güvenlik konusunda daha da vites mi yükseltti? Aslında Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması 15 Temmuz ruhunun hala devam ettiğini ve geleceğe dönük olarak dünya siyasi sahnesinde ben varım Türkiye'nin kalıcı ve atılımlı bir takım programları hayata geçirdiğini gösteren bir eylem olmuş oldu. Biz Milli Savunma Bakanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'na, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını iki açıdan ele almamız gerekiyor. Birincisi, Cumhurbaşkanımız bunu ifade ettiler. Dediler ki biz daha önceden de Genelkurmay Başkanlığı'nı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmak istemiştik. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinden gelen bir takım müeyyidelerden dolayı bağlanmak. Muhalif yani, partiler, CHP'den de geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri bunu istemiyordu. Yani şu olarak sivilin emrine girmeyi Türk Silahlı Kuvvetleri pek hazmedecek bir konuda değil. Dolayısıyla bunu ertelemiş oldular. Ancak 15 Temmuz'da bu süreçte bu geçiş normalleşti ve Genelkurmay Başkanı'nın göstermiş olduğu dirayet ile FETÖ terör örgütünün ve emperyalist sistemdeki devletlerin 15 Temmuz darbe girişimi akamete uğratılmış oldu. Hulusi Akar'ın buradaki konumu çok mühim, çok önemli. Yani kendisine silah doğrultulduğu halde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni teslim etmeyen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bir grubun junta hareketinin kalkışması olarak darbenin neticelenmesi ve başarısızlığı olmasının temel unsurlardan biri en baştaki Genelkurmay Başkanımızın bu işe dur demiş olması. İkinci husus, 15 Temmuz'dan sonra bütün muhalefet ve bir takım emperyalist Türkiye üzerindeki oyunları oynayan emperyalistlerin taşeronunu yapan yazar, gazeteci ve konuşmacıların birçoğu Hulusi Akar'ın istifa etmesi gerektiğini, 15 Temmuz darbe girişimini doğru ve isabetli yönetemediği, bu noktada eğer istifa etmiyorsa görevden alması gerektiğini hep dillendirdiler. Bunun temelinde yatan gerçek şuydu. Bu insanlar, FETÖ ve FETÖ'yü destekleyen unsurlar 15 Temmuz'u akamete uğrayan herkesin üzerine çizmek istiyorlardı. Bu cihette de Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olarak atanmış olması Sayın Başkan, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bütün bu emperyalist güçlere karşı bir mesajıdır. Biz bundan sonra sizin Türkiye üzerinde kurmuş olduğunuz oyunlar üzerine değil, stratejiler üzerine değil, kendimizin kurduğu ve oyun kurucu Türkiye'nin rolü gereği olması gerekenleri ortaya koyacağız diye. Nitekim İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu bunun artık fragmanın bittiğini, asıl filmin başladığını ifade etti. Belki duymuşsunuzdur iki gün önce. Bu da şunu gösteriyor ki bugüne kadar Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk halkının karşısına bir senaryo çiziliyordu. Bu senaryo film olarak, fragman olarak çevriliyordu ve biz onu izliyorduk sadece. Ama şimdi bu sahneleri ve senaryoları bizzat yazan unsur olacağız. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu süreçte, bu geçiş sürecinde profesyonel ordunun konuşulduğu, savunma sanayinin sil baştan konuşulduğu, insansız hava araçlarının tamamen modern ve dünyadaki en gelişmiş teknolojilerle üretilmeye başlandığı, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin konuşulduğu bir sistemde Genelkurmay Başkanlığı'nın bağlandığı Milli Savunma Bakanlığı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını, personel yapısını, teçhizat ve malzeme yapısını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neye ihtiyacı olduğunu, neden olumlu etkilendiğini, neden olumsuz etkilendiğini bilen bir insanın Milli Savunma Bakanı olarak atanması son derece müthiş bir öngörü ve son derece de istikrarlı ve yerinde bir karar olmuştur. Ve bunu da zaman gösterecektir. Bundan sonraki süreçte Milli Savunma Bakanlarının, Sayın Suat Bey'in söylemiş olduğu bir husus vardı. Ona bir şerh koymak istiyorum. Şöyle, Milli Savunma Bakanlığı'nın mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelmesi gerekmiyor.
Yani bugün Hulusi Akar'dan sonraki Milli Savunma Bakanlığı'nın mutlaka asker olmasına gerek yok. Bu bir başlangıçtı. Bu bir başlangıçtı. Bakın buradaki ki en büyük özellik neydi? Cumhurbaşkanımızın ifadesinde anlaşılıyordu aslında. Mesaj vardı orada. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki teamüller gereği Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanamaz. Yani Cumhurbaşkanı başkomutan kabul etmiş. Kendisinde bulduğu yetkiyle 1960 darbesini yapmış, 71 darbesini yapmış, 80 darbesini yapmış. Yani kendisini Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ve geleceğin koruyucusu olarak gören bir sistemin bir bakanla bağlanması geçiş sürecinin Türkiye ciddi sıkıntılara sokacaktı. Bu süreçte Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmış olması bu geçişi de kolaylaştırıyor. Yani siz bugün Yaşar Güder'e baktığımız zaman Kara Kuvvetleri Komutanı, yani şimdiki Genelkurmay Başkanımız, zaten 15 Temmuz sürecinde Sayın Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'la beraber çalışıyorlardı. Yani bugün asker aslında geçiş sürecinde Milli Savunma Bakanlığı'nın karşısında ona bağlı olarak vazifesini icra ederken aslında bir nevi Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanmış gibi çalışacak. Bu çok önemli bir geçiş süreci. Bu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunu hazımsamasını ve özümsemesini kolaylaştıran bir yapı oldu. Peki. Ben Cumhurbaşkanımıza bu mesajdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Türkiye oyun kurucu bir konuma gelmiştir. Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olması bütün herkesin karşısında bir mesaj olmuştur. Peki ve Epikara Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olması ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması. Şimdi tabloya baktığınızda şöyle de yorumlayabilir miyiz? Yani Türkiye'nin güvenlik konusunda önemli tehditler var Türkiye'ye karşı. İşte FETÖ yapılanması, diğer PKK gibi oluşumlar. Mevcut güvenlik ortamı daha fazla sivil asker işbirliğini mi gerektiriyor? Hayır. Bunu mu anlatıyor bize? Yok. Yani sivil asker işbirliği diye bir şey olamaz. Silahlı kuvvetler sivil seçilmiş yöneticilerin emrinde olmalıdır. Hükümetin emrindedir. Bitti. Emrindedir. Olmadırdan ziyade evet. Yani bu işbirliği falan ne demek ya? Asker tak diye şey der Doğan Güreş. Başbakan şak diye söyler, biz tak diye yaparız. Adamı eleştirdiler. Doğru. Askerin vazifesi vatanı için gerekirse ölmek. Yani ne demek işbirliği? Şimdi ben Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması Genelkurmay'ın niçin önemli? Çok kısa bir tarihi şey olarak söyleyeyim ki tarihten ibret alalım. Cumhuriyet tarihinde geçiyorum. Osmanlı'ya. Abdülhamit'ten önce biliyorsunuz yine askerler yönetiyordu. Abdülaziz'i şehit etti askerler. Nasıl oldu bu iş? Onu da söyleyeyim. Bu Sabetay Yahudileri var. Bütün Osmanlı teşkilatına yönetici kadrolar, bunlar atandığı gibi silahlı kuvvetlerin paşaları da bunlardan. Bunlar öyle bir teşkilatı var ki hep kendi adamlarını başa getiriyorlar. Hala bile. Çünkü en iyi okullar bunların elinde. Osmanlı bunlarla başa çıkamadı. Abdülhamit uğraştı. Kısmen başarılı oldu. O da iyi yönetim becerisi sayesinde. Ondan sonra padişahlar bir kupla İttihat Terakki'nin faşist yönetimiyle savaşa girdik. İttihat Terakki'den sonra ne oldu? Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Askerler devleti yönetmeye devam ettiler. Ne zamana kadar? 15 Temmuz 2018'e kadar. Aralarda 5-10 yıl sivillerin yönettiği bir dönemler oldu. Yönettiğini zannettiğimiz. Bu toplumu hep askerler yönetti. Bu yanlıştır. İşbirliği olmaz. Aslında soruyu şöyle sormak gerekiyor. Yani size bir şey demiyorum. Koordinasyon anlamında dedim. Yani işbirliği elbette. Birbiriyle size, koordinasyon anlamında. Lütfen Gökhan Bey, yanlış anlamayın. Ben şunu vurgulamak için, yani askerin sivil yöneticilerin emrinde olduğunu kesin vurgulamak için böyle bu sözleri. Ama koordinasyonda bir artış var tabii. O da koordinasyon tabii ki artış var ama etken. Şimdi şu gerçeği bakın, o süreci söyleyeyim. Yakın tarihi de biraz örneklerle anlatalım. Mesela Menderes zamanında 1949'da şeye bağlandı. Genelkurmay'a, Milli Savunma'ya bağlandı. Tamam mı? Niye bağlandı? İkinci Dünya Savaşı bitmişti. Amerika baskı yaptı. Sen demokrasi falan diyorsun, özgürlük diyorsun. Askerler yönetimde. Tamam dediler. Bağlandı. 11 yıl devam etti. 27 Mayıs 1960 ihtilaliyle birlikte eski tas, eski hamam. Ne oldu? Genelkurmay yeniden devlet içinde devlet oldu. Kendi keyfine göre.
OYAK'tan tut kendi lojmanlarına kadar halktan soyutlandı. Bu sayede dış güçler, işte emperyalist Batı, Yahudiler, Siyonistler, daha aklınıza gelen hepsi, niye uğraşsın ki sivil yöneticiler, halkın seçtiği insanlar, onlar halka hesap veriyor. Paşaları yönetmek çok daha kolay. Kenan Evren'e söylüyor Yunanistan girecek şeye. O da kankası NATO'da neydi o general? Tamam diyor, ayıp ettin abi. Hemen derhal Yunanistan NATO'ya girdi. Niye? General anlamaz ki siyasetten, politikanı. Asker bu adam. Bu emir verirsin, yapar, baş üstüne der, biter. Ama bu anlayış bizde yok. Bizde ne var? Sen dur bakayım kenara, ben askerim, bu devletin yöneticisi benim. Ne oldu biliyor musunuz? Bu anlayışla Fezi Çakmak Cumhuriyet döneminde genelkurmay oldu. Hani Maraşal var ya, orduyu böyle zapturaptı aldı. Dindar ya, millet de diyor nasılsa genelkurmay başkanı dindar. Her türlü fenalığı bu dönemde yaptılar. Harflerimizi değiştirdiler. Ordudan ses yok. Şapka geçirdiler başımıza. Ordu ses yok. Fevzi Paşa şey mi? Gücü yetiyorsa Fevzi Paşa dindar ya. Göğe namaz kılıyor ya. Kuzu Paşa, kuzu. F var ya. O bir nokta koy, kaf olur. Fevzi kuzu olur. Neyse. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Biraz itiraz eden şey var, Kazım Karabekir. O da çok modernist ha. Ama dindar insanlara saygısı var. Bir parti kurmaya kalktı. Diğerlerini, bir kısmını astılar. Rauf Orbay yurt dışına kaçtı. İşte asker bir generaller o zaman çıktılar. Sen ne yapıyorsun ya, Kazım Karabekir asılır mı? Milli Mücadele'nin önderlerinden diye. Şeyi bastılar mahkemeye, yani o kurtardı. Ama o da İstanbul'da evinde böyle hapis hayatı yaşadı. Yani askerler Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri bu devleti yönetmeye başladılar. Bütün ekonomik, sosyal sorunların temelinde bu var. Dolayısıyla ne oldu? Askerler 1949'da Genelkurmay Başkanı emrine girip çok partili hayat birkaç yıl yürüyünce baktılar olmuyor. Türkiye güçleniyor, büyüyor. Ne yapalım? Darbe yapalım. 60'ta darbe, 70'te darbe, 62-63'te Talat Aydemir darbeleri. Bizim bildiğimiz darbelerden başka bir de bilmediğimiz darbeler de var. Ha. Neyse, süreyi de ekonomik kullanmak adına tamam. Biraz konuyu da dağıtmak iyi olur. Bu çok önemli olduğu için. Tabii lütfen. Yani bu tarihsel şeyi bile. Ne oldu biliyor musunuz? Özal rahmetli orduyu biraz zapturaptı aldı. Halka dayanıyordu. Halktan destek alıyordu. Özal'ı vurdular. Öldürdüler Özal'ı. Şehit ettiler. Niye? Çünkü devleti yönetiyordu bu adam. Askerlere emir veriyordu. Sonra getirdiler Demirel'i. Demirel'de 28 Şubat'ın bir numaralı adamıdır. Darbeyi 28 Şubat'ı koordine eden, yapan Demirel'dir. Tekrar bu ülkeyi faşist yönetime sokmuştur Demirel. İşte nihayet Tayyip Erdoğan işte başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Şimdi başbakan oldu. Bu faşist sistemden yavaş yavaş çıktık ve en nihayetinde 15 Temmuz 2018'de Genelkurmay Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Bence Türkiye'de silahlı kuvvetlerle ilgili yapılmış en önemli iş budur. Peki. Allah razı olsun. Ha, bu burada kalmamalı. Devamı da gelmeli. O devamını da konuşalım birazdan ama kısa bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Reklamların ardından gündem üzere devam edeceğiz. Gündem özele devam ediyoruz.
Türkiye'nin güvenliği konusunda atılan yeni adımları, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hem Milli Savunma Bakanlığı'nda başlayan yeni dönemi konuşuyorduk. VP Kara sizde kalmıştık ama Suat Gün'le devam edelim. Şimdi VP Kara özetle artık bu yeni dönemde askeri vesayetin ve darbeler döneminin tam anlamıyla kapandığını söyledi. Evet. Konuşmasının özeti buydu. Sayın Ersan Ergür de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan örnek verdi. İşte fragman bitti, artık film başlıyor. Senaryoyu da biz yazıyoruz dedi. Size göre nasıl bir dönem bekliyor Türkiye'yi? Şimdi orduda yeni bir şekil, yeni bir model değişikliği olduğu zaman darbeler dönemi kapanacak diye bir kural yoktur. Daha önceden Yeniçeri isyan tarihini incelemiş olan tarihçilerimiz de biliyorlar ki 1826'ya gelinceye kadar Osmanlı Devleti'nde en az 100 sene Yeniçeri ayaklanması, hatta Erhan Afyoncu Türkiye'deki ayaklanma ve isyanlarla ilgili de bir kitap yazdı. Orada en az 100 tane isyan yazıyor. İşte şekerin sert olmasından tut da vergi fazla verildiğinden, niçin diş kirası fazla verilmediğinden tutun da her şey bahane ettirilerek, edilerek isyanlar oluyor. Kazan deviriyor. Kazan deviriyorlar. Şimdi bu isyanlarda kimi paşalar işte vezirlik, birinci vezirlik, ikinci vezirlik bekliyorken o makama gelmemiş olması, kimi paşaların işte o görevden alınıp başka bir göreve verilmesi veya Yeniçeri'nin içerisindeki askerlerin ticaretle, para kazanmayla, işlerle uğraşmasının yasaklanması gibi yüzlerce sebep ortaya çıkıyor. Şimdi 1826'dan sonra da Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra işte kurulan milli ordular 1876'ya kadar hiç isyan yapmadılar. Yani 76'ya kadar kaç sene geçmiş? 50 sene geçmiş. Ondan sonra ilk Sultan Abdülaziz darbesiyle birlikte Hüseyin Avni Paşa ve Mithat Paşa avanesi birlikte Abdülaziz'i tahttan indiriyorlar. Şimdi Mehmet Ali Paşa isyanı var ama hani Mısır valisi var ya, onlar bayağı bir isyan yani. O da bir darbe denilebilir aslında. Evet. O valisi başkaldırıyor da ona bakarsan Erzurum valisinin de isyanı var. Var yani. Şöyle, evet. Ama ordunun, merkezi ordunun topyekun ayağa kalkması açısından ben. Yakın tarih tabii daha önemli. Evet. 50 sene isyan olmamış. Sonra işte Osmanlı devlet yapısını değiştirelim düşüncesinde Mithat Paşa. Niye Ali Osman oluyor da Ali Mithat olmuyor falan gibi görüşler ileriye sürüyor. Şeyde de işte Fethullahçı ayaklanmada da buna benzer şey. Yani devleti bir İslam'ın kutbu, yeni bir halife, yeni bir işte misyon ileriye sürülüyor. Aynı mantık değişmiyor veya liderlik kavgaları. 1876'dan sonra 1908'e kadar yine darbe yoktur. Abdülhamit darbeler önleyecek planları yapıyor. Arada kaç sene var? 76, 86, 96, 2006, 1906. Yani 30 sene darbe olmuyor. Ama 1908 darbesi aslında darbelerin anasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni de raydan çıkartan, bugünkü sistemi de baskı altına alan darbe 1908 darbesi. O darbede Vefi Bey'in söylediği noktaya geliyor. Masonlar ve Sabataşların bir yönetimi fiilen devraldıkları darbedir. 1908 darbesi. Ve ondan sonra artık Türkiye olmaktan çıkıyor. Ve topraklarımızda işte Arabistan'ı, Yemen'i, Irak'ı, Suriye'yi kaybediyoruz. Balkanları kaybediyoruz. 500 yıldan beri Osmanlı'nın ana vatanının merkezi olan Balkanlar elimizden çıkıyor. Ana vatan. Şimdi bu darbelerin Türkiye için yaptığı yıkıcı neticelerin sonuçları tarihe böyle bir af bir geriye dönüp baktığımız zaman görüyoruz. 1960'dan sonraki olan darbeler bu şekilde bu kadar yıkıcı sonuçlar oluşturmuyor ama mesela 28 Şubat Vehbi Beylerin ordudan tasfiye edildiği darbede ya Türkiye'nin orduya boş kasanın bekçiliğini yaptırmışlardır. Bütün bankalar boşaltılmıştır içi. Bu hırsızlık diz boyu ve hortumlamalar. Deniz Baykal kendisi söyledi. Dedi ki Afganistan'ın imarı için 46 milyar dolar gerekiyor. Türkiye'nin elinden çıkartılan para 150 milyar dolar. 46 milyar dolara yıkılmış Afganistan'ı imar ediyorsun. Türkiye'de bankaları ortumlaşma yoluyla 150 milyar dolar. 27 banka battı. Evet. Bizim paşalarımız
Bu meselenin bu yönüyle ilgili değil. Devletin içini nasıl hortumlanıyor, nasıl bakılıyor? Neden? Siyasetten anlamadığı için. Şimdi siyasetten anlamayan insanlar, devlet geleneği içerisinde oluşmayan yapılar devlete zarar verir. En vatansever subay kimdir? Vazifesini en iyi yapan subaydır. En iyi vazifesini yapan generaldir. İşini en iyi yapacak, yerli olacak, milli olacak, ülkesi için kafası çalışacak. Yoksa Batı'nın çıkarı için, NATO şöyle demiş, NATO Türkiye'nin ayakta kalması için bir versiyon. Eğer işimize gelmezse NATO'dan çıkarız. NATO Türkiye'nin bekası için bir kurum değil ki. Batı'nın da işine gelmiş NATO içerisinde bulunmak. Bizimle ittifak yapmışlar. Eğer işine gelmiyorsa, bize de zarar veriyorsa ki bu en son Fethullahçı kalkışmada gördük. NATO darbesiydi bu. Gene o daha önceki darbelerde de işte Vehbi Bey'in söylediği 80 darbesinde de ne dedi Amerika'daki general? Bizim çocuklar yaptı. Şimdi bu yerli ve milli subaylarımızı yerli ve milli anlayışla en vazifesini yapacak, en vatansever adam işini yapan adamdır. İşini en doğru en iyi şekilde yapan adamdır. Bu anlayışı yerleştirmemiz lazım. Şimdi benim devlet gelenekleri içerisinde devletin dizayn edilmesi gerektiği anlayışım şu. Daha önceden MİT müsteşarlığına Fuat Doğu getirilmişti 1970'li yıllarda. Sonra orada da bir gelenek oluştu. Tüm general rütbesinde subaylar o MİT başkanı yapıyorlardı. Sonra kor generale çıktı. Sonra 28 Şubat döneminde MİT başkanının ismi neydi? Fuat Doğu? Yok. 28 Şubat'ta. Öldü, gitti. Meclise ifade vermeye çağırdılar. Gitmem dedi ve gitmedi. Evet. Hiçbir meclis götüremedi. Yani bu şekilde bir devlet olabilir mi ya? Meclis başkanı, meclis ifadeye çağırıyor, meclise gitmem diyor ve gitmiyor, götüremiyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi ne yapıldı buranın sivilleştirilmesi ekseninde? Tutuldu. Önce devlet gelenekler içerisinde ona eşdeğer, o makama eşdeğer bir büyükelçi atandı. İşte Sönmez Köksal geldi. Sonra o sivil bürokrat atandı. Yani. Ama devlet gelenekler içerisinde orada da hiyerarşiye dikkat etmek lazım. Yani yarın Milli Savunma Bakanlığı'na dediğim gibi bir, ondan sonra bir futbolcu bilmem ne yani devlet geleneği içerisinde hiyerarşik olarak bir orgeneral eşdeğeri bir adamı getireceksiniz ki o zaman devlet teşkilat yapısı içerisinde hem aksam olmasın hem de o makamı en iyi yapacak adamı bulup getirmek lazım. Yoksa öyle sıradan işte benim sözümü çok iyi dinlesin diye bir kimseye bakan yapmak da devlet felsefemiz açısından doğru değil. Peki o ay sonrası yeni düzenlemeye geçelim. Ersan Ergül'le başlayalım bu konuya. Çünkü önemli bir konuyu da bunu. Bu da. Ona geçmeden önce aslında şöyle de başlamak gerekiyor. Türkiye 2 yıllık bir OHAL süreci geçirdi. Evet. Nasıl bir dönemi geride bıraktık? Yani FETÖ ile mücadele konusunda özellikle örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ yapılanmasının ne kadarı sizce çözüldü? Daha ne kadarı var? Bununla başlayalım sonra devam edelim. Şimdi FETÖ terör örgütünün beli kırıldı. Ancak hala can çekişiyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki süreçte geçmişte bugüne kadar geldiğimiz icraatlara baktığımız zaman birçok soruşturma ekibinin başında konulmuş olan subay veya emniyet teşkilatından birilerinin de FETÖ ile bağlantısı ortaya çıktı. Yani bir dava açılıyor, mahkeme başkanı FETÖ'den açığa alınıyor, onu yargılayan mahkeme başkanı da tekrar bir müddet sonra bakıyorsunuz FETÖ'cü olduğu ortaya çıkıyor. FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetleri ve devlet kurumlarının, kamu kurumlarının bütün kılcal damarlarına sinsice sızmıştır. Yani siz bütün bu kılcal damarlara ve bütün hücrelere nüfuz etmediğiniz müddetçe FETÖ'yü tamamen temizledim diyemezsiniz. Bu süreç muhakkak devam edecek. Önümüzdeki 10 yıllık bir süreci kapsar diye değerlendirmek lazım bunu. Yani geçtiğimiz 2 yılda OHAL 2 yıl sürdürüldü. Biz artık bundan sonra OHAL'i kaldıralım şeklindeki itirazlar muhalefetin tamamen oy devşirmek için ortaya koymuş olduğu argümanlarda. Bugün siz sokağa çıktığınız zaman, halka sorduğunuz zaman ben mesela vatandaşım. OHAL ile ilgili hiçbir sıkıntım olmuyor. O halden dolayı bir olumsuzluk yaşamıyorum. Yani mikrofonu yapmışlar, sosyal deneyler yapmışlar. Bütün İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, her köşede bütün vatandaşa mikrofonu doğrultmuşlar. O halden dolayı, hatta ülkede o hal hala devam ediyor mu diyenler çıkmış. Yani o halin olduğunu farkında bile değiller. Buradaki o hal emniyet güçlerine ve FETÖ ile mücadele eden devlet kurumlarına bir imkan, bir kolaylık sağlıyor. Yani siz bununla ilgili
sistematik olarak yaptığınız mücadelenize kuvvet veriyorsunuz. Yoksa insanların hayatlarını çekilmez bir hale getirmiyorsunuz zaten. Ancak seçimden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın da vaatleri arasında bu girdi kısmen. Yani OHAL kaldırılacak diye Başbakan Binali Yıldırım açıklamıştı bunu. Bu süreçten dolayı OHAL kaldırıldı ama OHAL ile ilgili devam eden bir takım operasyonlar var, bir takım soruşturmalar var. Hala FETÖ çözülemedi. Hala ankesörlü telefonlarla, Twitter'daki ve Facebook'taki bir takım sosyal medya mesajlarıyla birbirleriyle mesajlaştıkları ve birbirlerine talimat verdikleri görülüyor. Sizin bu yapıyı tamamen çıkarmanız için en az 10 yıllık bir sürece ihtiyacınız var. Neden 10 yıllık bir sürece ihtiyacınız var? Bakın, bütün askeri okullardaki öğrenciler masumlar da olmak üzere artık onlar da bir nevi kendilerini ülkeleri için şehit oranlar gibi değerlendirsinler. Yani devletin devamında, devlet bekasında şüpheye yer verilemez. Siz devletin bekası söz konusu ise şüpheyle ve merhametle bir acımasız hareket edemezsiniz. Dolayısıyla harp okullarına baktığımız süreç içerisindeki bütün öğrenciler, mezun olacak olan teğmenler 15 Temmuz, 30 Ağustos yani 1,5 ay sonra teğmen çıkacak olan yüzlerce, binlerce insan, vatan evladı mezun olamadı. Dolayısıyla bunların hepsinin yerine 4 yıllık bir okul sürecini düşünün. 4 yılda bir öğrenci yetişecek. Akabinde teğmenlik, üstlenmenlik, bölük komutanlığı seviyesinde. Yani ben uygulamadaki birlik komutanları seviyesinde unsurların tamamen yerli ve milli nesilden oluşmadığı müddetçe FETÖ'den temizlemiş olduğumuza inanmıyorum. İnanmak da istemiyorum. Bu bize bir gaflet getirir. Bu gaflette değil Cumhurbaşkanımız. O yüzden ne yaptı? OHAL kaldırıldı ama önümüzdeki 3 yıl içerisinde OHAL'de başlatılmış olan soruşturmaların rahat devam edebilmesi, bir takım takibatların, bir takım dinlemeler, yani fiziki veya elektronik takibatların devam etmesi için OHAL nevi bir takım kanun tasarılarına ihtiyaç var. Yani siz bugün birisinden şüphe ettiğiniz zaman onu alacağınız, yani gözaltı süresi 24 saatlik sınırlı. Şimdi ne yaptılar? 6 güne bireysel suçlarda 6 güne, terör suçlarında bunu 12 güne çıkararak 3 yıllık sürece bunu yaydı Cumhurbaşkanımız. Yani bu bir zaman alıyor. Muhalefetin bunu böyle söylemesine bakmamak lazım. Çünkü muhalefet zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu her icraatın ülkenin menfaatine değil zararına olduğunu vurgulayarak kendisine bir yer edinmeye çalışıyor. Halbuki muhalefet partileri bu eylemlerden vazgeçseler, ülkenin milli birlik ve beraberliğini destekleyici bir takım oluşumlara girseler, bakın Sayın Bahçeli Cumhurbaşkanımızı ülkenin milli birlik ve beraberliği noktasında destekledi, MHP'nin oyu arttı. Yani ideolojik olarak olaya bakmazsanız siz, ülke menfaatleri gereği baktığınız zaman sizin yanınızda olan taraftarınız ve seçmeniniz de size oy verecek. Ama ne yapıyor şimdi? Bugün CHP içerisinde, CHP seçmeni içerisinde ülkesini seven vatanperver insanlar yok mu? Bakın biz 28 Şubat sürecinde, evet, Kemalist ve ulusalcı yapı bir takım kıyımlara sebep oldu. Ancak ben şunu iddia ediyorum. Bu sözlerime benim kendi karşımda belki kızacaklar. Ama Kemalist ve ulusalcı yapı asla ülkesini bir Amerika'ya, Yunanistan'a satmaz. Ya yapma Allah aşkına. Yani darbeleri yapanlar, hayır, bakın, Kemalistler, bunların hepsi, ulusalcılar değil. Bunların hepsi, 27 Mayıs'ı, 28 Şubat'ı, hepsi, 12 Mart'ı Amerikalı generaller, hayır, darbeciler yapmadı. Bakın nasıl? FETÖ. Bunlar Kemalist ve ulusalcı. Hayır, faşist. Ben fikrimi söylüyorum. Al birini vur FETÖ'ye. Evet, hayır. Bakın Türkiye'de bugün Adnan Oktar'a baktığınız zaman Adnan Oktar amel cihetiyle İslam bozmuştur. FETÖ örgütü ise, FETÖ ise İslam'ı tamamen itikadi noktada bozmuştur. Girdiği her yeri bozmuştur. Hukuku da, emniyeti de, askeriyeyi de FETÖ katletmiştir. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok güzel bir profil çizeyim ben size. 28 Şubat sürecinde Vefi Bey'in iddia etmiş olduğu, benim de işlerinde olduğum muhafazakar yapı temizlendi. Atıldı ordudan. Geriye kim kaldı? Kemalist ve ulusalcı yapı kaldı. Bir de FETÖ unsurları kaldı. FETÖ unsurları da 15 Temmuz darbesinden sonra temizlendi. Temizleniyor büyük çoğunlukla. Geriye kim kaldı sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde? Kısmi olarak belki bir milliyetçi, muhafazakar dediğimiz bir kesim. Çok az bir kesim. %2, %3 gibi diyebiliriz onu. Büyük çoğunluğu ne? Büyük çoğunluğu Kemalist ve ulusalcı yapı kaldı. Bugün Afrin'deki harekatı yapan Kemalist ve ulusalcı yapı. Elbap hareketini, Fırat Kalkanı yapan bu yapı. Ancak bu yapı, bu sözlerimi iyi algılamak lazım. İslam'ı kendisine tehlikeli olan bir yapı bu yapı. Ancak burada hata yapıyor. Yani kendisini, arkadaşım bana önce mesaj göndermiş. Diyor ki,
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapının darbe yapmasının temelinde şu yatıyor. Biz ülkemizi en doğru ve en çok seven ekibiz. Yani Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından daha çok seven kimse yoktur, kimse olamaz. En doğrusunu, en iyisini biz biliriz. Dolayısıyla biz şeriat ile, ki şeriatın ne olduğunu bilmiyorlar aslında, şeriat ile. Bakın benim Tugay Komutanım 28 Şubat sürecinde yargılandı. Tuğ General Kenan Deniz. 1998 yılında Genelkurmay Başkanlığı'nın Türkiye çapında toplamış olduğu general seviyesindeki toplantılarında alınan kararı açıklarken o karar da şuydu. 28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden muhafazakar ve dindar subay ve assubayları mahkeme yoluyla değil yaş kararıyla atacağız. Çünkü mahkeme yolu kararıyla attığımız bütün personel tekrar mahkeme kazanıp geri geliyor. Ancak biz yaş kararıyla atarsak bir daha bunların yargıya gitme imkanı olmadığı için geri dönmeyeceklerdir. Evet. Bundan sonra birliğinizde muhafazakar dindar olan insanlar varsa, eşleri başörtülü subay ve assubay olan varsa bana bildireceksiniz. Ben onları derhal Genelkurmay'a bildireceğim ve onları yaş kararıyla atacağız. Çünkü dedi, ilave ediyor arkasında, Kur'an-ı Kerim'de tesettürle ilgili bir ayet yok kardeşim dedi. Gayri ihtiyari orada benim kalbimde haza kafir diye bir söz çıktı. Yanındaki binbaşı benim ağzımı kapattı. Sen ne yapıyorsun diye. Ben gayri ihtiyari bunu söyledim. Ancak bakın bu yapı, ben her zaman söylüyorum. Bu insanlar ülkeyi kendilerince çağdaş ve medeniyet bir seviyeye çıkaracağını ümit ettiler. Bir soru sorabilir miyim? FETÖ gibi. Sorun önce aynı konu üzerinde. Buyurun. FETÖ'yü semirten, FETÖ'yü büyüten, silahlı kuvvetlerin ülkenin başına bela eden bu Kemalist ulusalcı generaller, askerler değil mi Erhan? Ersan. FETÖ'yü büyüten bu Kemalist ve ulusalcı yapının tasmasını elinde tutan yapı. Yani bugün Kemalist ve ulusalcı yapının onlar tasmasını elinde mu tutan, bak masum demiyorum, bakın masum değil. Kemalist ve ulusalcı yapının tasmasını elinde tutan her kim ise FETÖ'nün tasmasını da elinde tutan o. Yani bugün siz FETÖ'nün 28 Şubat sürecinde tamam, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kılcal damarlarına sızmasını sağladınız, siz Kemalist yapıya talimat verdiniz. Dediniz ki aha, evet, başörtülü olanları ordudan atın, başörtülü olmayanları ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tutun. Yani bunlara o mesajı verdirerek zaten bu da FETÖ'nün hainliği kadar büyük bir hainlik. Yani Kemalistleri temize çıkarmaya çalışma. FETÖ'nün günahında şey onların da suçu var. Sayın Ergün, ikili bir tartışmaya döndü tabii. Evet. Konu da öyle bir dağılıyor. Şey, evet, öyle bir şey değil. Dolayısıyla toparlayalım. Bu noktadan baktığımız takdirde, tabii benim de kafam şu anda Vehbi'den dolayı biraz kaydı ama bunu Kemalistleri, faşistleri savunursan FETÖ'yle ilgili kafa kayar. FETÖ'yle ilgili mücadelenin devam etmesi için önümüzdeki süreçte o hal olmasa da bir takım o haldeki imtiyazlı vazife yapma imkanlarının emniyet güçlerine verilmesi olumlu bir katkıdır. Bu tamamen muhalefetin peki, olumsuz propagandası. Peki ve bir kara o hal sonrası yeni düzenleme Meclis Genel Kurulu'na geldi teklif. Muhalefetin eleştirileri vardı. İşte bugün AK Parti Grup Başkan Vekili de o eleştirilere sert tepki gösterdi. Henüz daha metni okumadan eleştiriye başladılar dedi. Şöyle maddelere tek tek baktığınızda girişte de saymıştım. Örneğin kamuda ihraçların 3 yıl süreyle devam etmesi, işte valilere verilen ek yetkiler. O halden nasıl bir fark olacak bu yeni düzenleme? Şimdi o hal niçin yapıldı? PKK ve FETÖ terör örgütünü zararlarını def etmek için, değil mi? İki tane büyük ciddi terör örgütü var. DHKPC falan, onların bayağı beli kırılmıştı. Hadi o da terör. Hı hı. Ama FETÖ ve PKK. PKK'nın canını okudu mu ordumuz, emniyet güçlerimiz? Özellikle Afrin'de bunların yuvalarını Kandil'de dağıttı. Allah'ın izniyle yakın zamanda da PKK ciddi bir tehdit olmaktan çıkacak. Tabii ki terörüne, pisliğine, fenalığına devam edecek. Ayrı. Ama ciddi manada bertaraf edilmiştir PKK. Benim düşüncem. Ama FETÖ asla kontrol altına alınamadığı gibi ciddi olarak fenalıklarına, terör eylemlerine, fitneye devam ediyor. Bakın, FETÖ seçilmiş bir adam. Öyle meczup, salak, aptal birisi değil. Daha gençliğinde bu adamda marifet var. Bundan iyi ekmek yeriz diye Amerika bunu seçmiş. Adam yalan söylüyor ya.
Hollywood aktörlerinden çok daha rahat yalan söylüyor. Çıkıyor televizyona, ağlarken konuşabiliyor. Ya bunu herkes yapamaz. Hadis vardır biliyor musunuz? Gözlerinde hakim olan. Yani ağlarken insan biraz yutkunur, şey yapar, çekinir böyle. Adam dümdüz konuşuyor. Bu onun çok yetenekli olduğunu gösteriyor. Ve bu adam asla bitmiş değil. Bakın bütün yargı şeylerinde nasıl bir haber alma, haber dağıtma teşkilatı var ki hiçbirisi kabul etmedi ya. Binlerce yargılanan var. Hepsi inkar ediyor utanmadan. İnsan kızar. Bak Talat Aydemir darbe yaptı. Dedi ki ben darbe yaptım. Merdane çıktı. Ne oldu? Bir defasında hadi affettiler. İkincisini yapınca idam ettiler. Yani ya insan mert olur ya. Tamam darbe yaptım. Suçuma da razıyım. Astılar. Bunda yok. Zerre kadar vicdan yok. Onur yok. Utanmadan milletin dünyanın uzlarına çıkıp inkar ediyor. Ben darbe yapmadım diyor. İnkar edeceksiniz diyor. Nasıl bir büyü, nasıl bir hipnotizma, nasıl bir terör örgütü ki hala 2 yıl geçtiği halde, binlerce insan tutuklandığı halde, müebbet yediği halde hala devam ediyor bu örgüt. Tamam. Sakın şey düşünmeyin, yani FETÖ tehdidi bitti diye düşünmeyin. Dolayısıyla olağanüstü hal kalkmış olsa bile, olağanüstü halin gerektirdiği FETÖ, PKK yapılanmasına karşı devletin ciddi tedbirler alması zorunludur. Bu da bu düzenlemeyi zorunlu. Evet, evet. O yüzden bu yasanın çıkması gerekli. Yani Amerika FETÖ'den başka BCD planları da var. FETÖ, METÖ, CETÖ, SETÖ, FETÖ neyse işte bunların devamı var. Yani dolayısıyla FETÖ'yü saf şey gibi bir adam düşünmeyin. Şeytana peki pabucunu tersten giydirecek kadar şey bir adamdır. Asla meczup değildir. Ve yaptığı en önemli icraat şudur. İslam'ı yıkmak, İslam'ı ortadan kaldırmak. Hadis-i şeriflerde ahir zamanda çıkacak fitnecilerden bahsediyor. Bediüzzaman da bu fitnecilerin, deccalın, İslam deccalının 4 tane başı olduğunu söylüyor. 4. başı budur. FETÖ'dür. İslam deccalı, Süfyan FETÖ'dür. Bunu unutmayın. Peki. Asla da basite indirgemeyin. Suat Güne de soralım yeni düzenlemeyi. Evet. Şimdi Fransa'da örneğin o ay sonrası bir düzenleme, bir paket getirildi. Evet. Bizde ama böyle bir şey yapılınca hemen eleştiriye maruz kaldı. Bu yeni düzenlemeye baktığınızda şöyle bir maddelere ne öngörüldü? Yani terörle mücadele ve Türkiye'nin ulusal güvenliği mutlaka ki ön planda tutuldu değil mi? Evet. Ben bu konuda Vehbi Bey'e de teşekkür ediyorum. Çok güzel açıklamalarda bulundu. Ersan Bey de çok güzel açıklamalarda bulundu. Çok teşekkür ediyorum. İlaveten şunu söylemek istiyorum. Madem ki Türkiye milleti, Türk halkı 24 Haziran'da AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na devleti idare etme yetkisini verdi. Bu yetki diğer partilerde yönetme yetkisidir aslında. Yani sadece iktidar partisi kendi kendisini yönetmekle yetkili değil. Muhalefet partilerini de dizayn etmek, bunları da yönetmekle yetkilidir. Bunlara şekil vermekle de yetkilidir. Eğer devlet ve milletin 100 yıllık, 1000 yıllık çıkarları için, ülke menfaatleri için bir kararlar alınıyorsa, bu kararlara da bu partilerin içerisinde sivri çıkışlar geliyorsa, o zaman biz hemen geri dönüp kendi kendimizi suçlayacağız. AK Parti olarak niçin bu partileri de yönetemedik? Niçin devleti yönetemedik? Çünkü devletin topyekun yönetimini halk bana vermiş. Ben istihbaratı elimde, güvenlik kurumları elimde ve tutuyorum bu partilerin kimin milletvekili olacağını bile tayin etme gücüm varken, o partilerdeki milletvekillerinin bile kim olacağını tayin etme gücüm varken bunu kullanamıyorsam, o zaman bir geriye dönüp kendimi sorgulamam lazım. Yani sadece AK Parti'yi yönetmekle mümkün değil. CHP'yi de yönetmekle görevlidir.
İşte Saadet Partisi'ni de yönetmekle görevlidir. Saadet Partisi İngiltere'den talimat almayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Amerika'nın çeşitli muhafirlerinden Kasım Gülek'in kurduğu örgütler üzerinden talimat almayacak. Buradaki artık zamanı da geldi. Sabataist yapılanma, o Kemalist yapılanma dedikleri şey aslında Sabataist yapılanma. Bunun da kökenine inip bir bakmak gerekiyor. Bu 28, bu son darbede Gülen darbesinde acaba Masonların, Sabataistlerin rolü nedir? Bunları bir masaya yatırıp şey yapmak lazım. Fuat Bey şöyle evet. Olamaz mı? Evet. Saf değiştirmiş olamazlar mı? Halk karşı çıkınca ya bu FETÖ darbesi başarısız olacak. Biz bunlara söz verdik ama iyisi mi? Yol yakınken dönelim deyip böyle virajı dönüp ters tabii, saf değiştirmiş her, olamazlar. Her şey olabilir. Şimdi ikinci bir konu da isyan bastırmada Osmanlı'nın tarihi tecrübelerinden, Selçuklu'nun tarihi tecrübelerini istifade etmemiz lazım. Şimdi buna benzer yani 1908 darbesinden bugüne gelen fetret süreci 1200'lü yıllarda da var. Yani Büyük Selçuklu Devleti yıkılıp Anadolu Selçuklu Devleti kurulduğu zaman özellikle Alaaddin Keykubat döneminden sonra 1243'te biliyorsunuz bir Köse Dağı Muharebesi var. Ondan sonra yine devletimiz parçalanıyor. Ve yine içeride çatışmalar başlıyor. Bu parçalanma süreci de 100 yıl sürüyor. Yani Osmanlı'nın kuruluşuna kadar bu parçalanma süreci devam ediyor. Biliyorsunuz küçücük bir beylik sonra Anadolu Selçuklusunu ve Balkanları toparlayıp bir devlet, imparatorluk haline getiriyor. Şimdi 1908 darbesinden sonra da biz Anadolu'ya sıkıştırılmış bir güçüz. Anadolu'ya, Suriye'den insanlar geldi. Anadolu insanlar ne farkı var oturması, yatması, yemesi, içmesi bakımından. Anında da Türkiye'nin halkına intibak ettiler. Kaynaştı gitti. Neden? O halk insanın, bizim insanımız, bizim dışımızdaki insanlar değil. Ve Türkiye, bakın İngiliz yapılanması o kadar derinlemesine etkili ki ve Suriye olayları çıktıktan sonra çok büyük kelamlar edildi ve müdahale edilmedi. Ne zaman? İşte müdahale eden subaylar görevden alındı veya Fethi Bey'in söylediği gibi gidip dağ taşı bombaladılar, esas hedefleri vurmadılar. Ama Fethullahçı yapı temizlendikten sonra ordu Cerablus harekatını yapabildi, Elbap harekatını yapabildi, Afrin harekatını yapabildi. Demek ki devletimizin yerli, milli, İslami ruha sahip subaylar, yöneticiler tarafından yönetilmesi lazım. Bunu oluşturmamız lazım. Gene bu ruhu taşıyan herkes tarafından kabul gören insanlar tarafından çeşitli makamlara liyakat usulüne riayet ederek getirmek gerekiyor. Makamından şeref falan değil. Makamına şeref veren adamları bulup getirmemiz gerekiyor. Bu yapıyı kurduğumuz zaman zaten yavaş yavaş toparlanacak. Bir de isyan bastırmada şöyle bir usul var. Şimdi bu teşkilat yapılarını sadece askeri polisiye yöntemlerle çözemezsiniz. Sosyolojik yöntemler de var, psikolojik yöntemler de var. Bütün bunları oturup konuşmak lazım. Evet. Bu istihbarat örgütlerimiz bunların kritik adamlarıyla görüşüp onları devlet saflarına yeniden kazanmayla ilgili şey yapacak. Kediyi köşeye sıkıştırırsan üstüne sıçrar. Herkesi attın, herkesi sattın, herkesi hapse attın falan bundan da bir yere varılmaz. O yüzden bizim çok yönlü, çok eksenli bir politik analiz yapılması, evet. Sosyal analiz yapılması. Birazdan araya gideceğiz ama çok kısa bir araya sorayım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu yeni düzenlemeyle ilgili yaklaşımı nasıl olacak? Şimdi önce olağanüstü hal kalkmasın diyordu ama hep açık kapı bırakıyordu. Diyordu ki biz hükümetli tasarıyı getirsin bakalım ona göre yani terörle mücadele konusunda yani güvenlik konusunda tatmin edici hükümetten farklı düşünüyor. Bu bulur diyorsun. Ve destekleyeceğini bekliyorum. Yani sürpriz olmazsa yeni olağanüstü hal yerine gelecek kanunları MHP destekleyecektir. Bundan peki. Şüphe etmeyebiliriz. Peki. Reklam arası vakti geldi. Reklamların ardından hem NATO zirvesini biraz konuşmak istiyoruz. Onun ardından da tabii CHP'de yaşananlar var. Son gelişmeler onları da konuşacağız. Kısa bir ara.
Gündem üzere devam ediyoruz. Bu bölümde CHP'de yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. İyice artık CHP içten içe kaynamaya başladı. Sayın Ergül, sizle başlayalım bu bölüme. CHP'de yaşananlar. İmza toplama süreci başlamıştı. Muharrem İnce ve ekibi başlattı ve şu ana kadar 350 imzanın toplandığı belirtiliyor. Olağanüstü kurultay için 625 imza gerekiyor. Ne dersiniz? Bundan sonra toplanır mı? Ne öngörüyorsunuz? O imza süreci nasıl gelişecek? Şimdi CHP'de gerçekten bir kırılma yaşanıyor şu anda. Çünkü bu 24 Haziran seçimlerinden önce, yani başkan seçimlerinden önce Sayın Muharrem İnce yapmış olduğu bir konuşmada çıkmışsın, yenilmişsin, çıkmışsın, yenilmişsin, yenilmiş de yenilmişsin diye çok meşhur bir konuşması var. Bu konuşma artık bütün CHP'li seçmenin kulağında çınlıyor. Ve özellikle başkanın seçiminden sonra, 24 Haziran seçimlerinden sonra Sayın İnce'nin yakalamış olduğu rüzgar ciddi anlamda CHP'de bir değişim rüzgarını da estirmeye başladı. Artık Türkiye'nin 1949'dan sonra iktidara gelemeyen CHP'nin, tabii değişik versiyonlarla, her ne kadar Bülent Ecevit geçmişte aynı sistem içerisinde gelen bir ekol olarak iktidara gelmiş olsa bile bugünkü anlamda CHP'nin iktidara gelmediğini görüyor. Son 40 yıldır hiç siyasette yok zaten. Dolayısıyla artık genel başkanların değişimine inanan bir ekip söz konusu. Ben bu oyun 625 delegenin imzasının yakalanacağını düşünüyorum. Çünkü artık baktığımız zaman CHP seçmeninden daha fazla, yani CHP'nin aldığı oydan fazla bir oy aldı Sayın Muharrem İnce. Bu da şunu gösteriyor ki CHP için ciddi anlamda genel başkanlığı dolduracağı ve genel başkan olarak CHP iktidara taşıyabileceği veya başkanlığa doğru taşıyabileceği bir algısı, ümidini oluşturdu seçmen içerisinde, CHP seçmeni içerisinde. Bugün 18.30 itibariyle basına düşen haberlere baktığımız zaman da sizin ifade etmiş olduğunuz 350'den daha çok 400'ü de aştığı ifade ediliyor. Yani ilk günde yarısını geçti. Evet, geçtiği söyleniyor. Tabii bu şöyle bir şey de olabilir. Yani noter huzurunda bu imzala veriliyor malum olduğu üzere. Bunun için Bülent Tezcan bir açıklama yaptı. Biz, dedi, 625 sayısına delegenin ulaşamayacağını öngörüyoruz. Onlar bu şekilde spekülasyon yaparak delegelerin imza vermesini sallama çalışıyorlar. Bir provokatif bir hareket olarak nitelemişti. Ancak ben Bülent Tezcan'ın bu çıkışını aslında delegelerin, imza verecek olan delegelerin imza sayısına ulaşmayacağını blöfünü çekerek imza atmamalarını veya kararsız olan veya acaba CHP ile ilgili şu anda Türkiye'deki geldiğimiz sistem içerisinde hani Başkan Erdoğan bir rüzgar yakalamış, CHP içerisinde bir olumsuzluğu veya karşılıklı bir anlaşmazlığın olduğunu kamuoyuna yansıtmak istemeyen bir kesim, delege kesimi de olacak. Onların imza atmasını engelleme yönelik olan bir açıklama olarak görüyorum. Ben 30 Temmuz'a geldiğimiz noktadaki 15 günlük bir süresi var. Hı hı. 30 Temmuz'a kadar bu imzaların toparlanmış olması gerekiyor. Yoksa olağanüstü genel kurula zaten gidilemiyor. Hı hı. 625, yani salt çoğunluk delegelerin yarısının bir fazlasıyla ben Muharrem İnce'nin olağanüstü genel kuruluna gideceğini tahmin Peki, ediyorum. Peki gidilemezse ne olur? Şimdi yerel seçimlere nasıl yansır bu? CHP'de düşüş var çünkü, yani %25 bandının altına düştü. Yerel seçimlerde daha da o ivme aşağı doğru devam eder mi? Şimdi, bir değişim olmazsa. Yerel seçimler şöyle değerlendirmek lazım. Yerel seçimler genel seçimlerden çok farklı her zaman. Hı. Yani bugün CHP'nin genel başkanının Sayın Kılıçdaroğlu kalıyor olması yerel yönetimlerde CHP'nin oy kaybedeceği anlamına gelmez. Yani bugün CHP yine bulunmuş olduğu yerlerde kendi oy oranını koruyacaktır. Ancak bugün bazı kesimlere baktığımız zaman CHP'nin ülkedeki milli iradenin yansıması noktasındaki seçmeninin bir kısmının CHP'den ayrıldığını görüyoruz. Yani buradaki asıl ana etken şu olacaktır. Yerel yönetimlerde mevcut iktidarın, yani MHP ve AK Parti'nin çıkaracağı adaylar, CHP'nin çıkaracağı adaylar karşısında güçlü isimler ve halkı kuşatıcı isimler olduğu takdirde, ki bugün baktığımızda şunu görebiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bakanlar kuruluna baktığımızda gerçekten toplumu kuşatıcı, her kesimi temsil eden bir yapıdaki bakanlar kurulu olduğunu görüyoruz. Bunun yerel seçimlerde yansıyacağının
sinyalleri görmek lazım. Bakın belki biraz farklı bir cümle kuracağım ama Cumhurbaşkanımızın etrafında bir duvar örüldüğünü iddia eden bir kesim var şu an. Yani bu ama muhalefet kesiminden dillendiriliyor. Ama muhalefet kesiminden dillendirilen bu hususun da AK Parti seçmeni arasında bir kısmı olarak revaç bulmasını ve yol bulmasını sağlıyor. Halbuki öyle değil. Yani bugün Cumhurbaşkanımızın en basit Genelkurmay Başkanlığı'nı Milli Savunma Bakanlığı'na bağladığı zamanki Milli Savunma Bakanlığı bir askerden ataması ve 15 Temmuz'un kahraman olan bir Genelkurmay Başkanı'nı getirmesi de şunu gösteriyor ki aslında etrafında çevrili olan duvarlarla yürüyen bir başkan değil, tamamen öngörüsü ve ufku açık olan bir başkanla yola çıktığımızın göstergesi. Bu şu anlamda gelir aynı zamanda AK Parti seçmeni için bir haksızlık olur. Yani siz kime oy veriyorsunuz? Etrafındaki duvarları yıkamayan bir lider nasıl Türkiye'nin etrafındaki tabuları yıkacak? Bu da ayrı boyut. Dolayısıyla burada Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce etkeninden ziyade ben CHP'nin yerel seçimlerde oy kaybetmesini AK Parti'nin çıkaracağı ve MHP'nin çıkaracağı kuşatıcı olarak halkı, bütün halkı kapsayan kuşatıcı olan adaylara yorumluyorum. Bu süreçte ben Muharrem İnce'nin de CHP'nin oy kaybedecek bir girişimde bulunabileceği ihtimali düşünmüyorum. Yani bugün Muharrem İnce de CHP ekolünden geldiği için yerel seçimlere kadar muhalefetini geri plana alacak ve asıl enerjisini bir sonraki dönemde, yani yerel yönetimlerden sonraki dönemde CHP Genel Başkanlığı üzerinde yoğunlaşma çalışacaktır. Ya bunun için Muharrem İnce şunu yapabilir. Yani yerel yönetimlerde, bugün siz eğer CHP idaresi içerisinde, yönetim içerisinde güçlü olmak istiyorsanız yerel yönetimlerden kuvvetli olan bir takım belediye başkanlıktan ele geçirmek durumundasınız. Yani eğer bir şekilde, ben olmayacağını düşünüyorum ama bir şekilde CHP onarısı genel kurula gitmezse Muharrem İnce'nin bütün enerjisini ekibiyle beraber bir takım belediye başkanlıklarını, yerel yönetimdeki belediye başkanlıklarını yoğunlaşarak kazanmaya ve böylece 24 Temmuz'da, 24 Haziran'dan sonraki lehlendeki rüzgarı bir sonraki genel seçimlere aktarmayı düşüneceklerini, ona yoğunlaşacaklarını düşünüyorum. Sayın Vehbi Kara, bir tarafta 9 seçimi kaybetmiş işte Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta işte 50 günlük bir kampanyada %30 oy almış Muharrem İnce. Şimdi mantıken baktığımızda hani Muharrem İnce ağır basıyor ama delegelerin kontrolünde deniyordu hep Kılıçdaroğlu delegeleri. Çıktı mı o kontrolden? Çünkü ilk günde yarısını geçti. Tamamlanır mı bu imza süreci? Nasıl ben devam eder? Ben kısa bir söz söyleyeyim. Biraz halk ağzıyla söyleyeyim. Yolcudur Abbas, bekletsen durmaz. Kılıçdaroğlu yolcu. Evet, delegeleri hep kendi adamlarından seçti. Bir militan bir yapılanma, özellikle mezhepçi bir yapılanma yaptı. Ama bu CHP'nin halk kesiminden de, parti yönetiminden de artık kabullenilebilir, tahammül edilebilir sınırı aştı. Yani hangi CHP'liye sorsan Kılıçdaroğlu'nu dövecek gibi. Yani o kadar sinir oluyorlar. Ha bir de Kılıçdaroğlu önüne gelen teklifleri reddetti. Bir de yani çıkıp halkın karşısına biz seçimi AK Parti kaybetmiştir, bir de ben saygı duymuyorum gibi tutum CHP'li seçmeni de rahatsız ediyor. O öz eleştiri yapmaması artık, yani zaten öz eleştiri yapmamasının önceden ötesinde yani o dediğiniz tamam. Yani o zaten insanları rahatsız eden, yani CHP'li seçmenleri de rahatsız eden bir şey ama çıkıp yani insanları alay edercesine AK Parti seçimi kaybetmiştir deyip yani milletin huzurunda konuşmak, o da enteresan bir siyasetçi profili. Yani o adam belli ki bir proje. Yani Kemal Kılıçdaroğlu asla bir parti genel başkanlığını, CHP gibi bir parti demiyorum, başka bir parti de olabilir, deruhte edebilecek kabiliyet ve vasıfta bir insan değil. Ha, o bir proje. Zaten kasetle, çirkin kasetlerle iş başına gelmiş. Daha ilk günden yalan söylemeye başlamış. Yani 24 saat geçmeden aday olmayacağım dediği halde aday olmuş bir profil. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonu geldi, bitti diyebiliriz artık. Bence üzerinde konuşmaya bile değmez. Ha, şunu konuşabiliriz ama. İnce, o nasıl bir başkan olabilir? Olsa CHP'yi güçlendirebilir mi?
Ben şunu görüyorum, yani Muharrem İnce daha halkçı bir insan. Mezhepçilik yönü yok. Halkla daha iyi diyalog kurabilen. Merdane söyleme huyları da var. Yani diyor ki biz hata ettik. Apoletlerini sökeriz demekle hata ettik diyor. Bu CHP geleneği. Görmediğimiz bir davranışı. Evet. Bu yaklaşım onu başarılı kılabilir, halktan desteği alabilir ama yani bu din düşmanlığıyla, o geçmişteki faşist tutumuyla onları reddetmeden hala ben Kemalist çizgideyim, o altı ok benim ilkelerim derse ince iktidara gelemez. Ama şu da var, belli bir oy yüzdesini hep alıyor. Yani %20'lik bir kemikleşmiş bir kesim var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil, Laurel Hardy'yi de getirip koysanız şeye, o ikiliyi, eş başkan falan. O oranını alır. Yine %20'ye alır yani. Peki Sayın Gün, size dönelim. Şimdi bir proje olarak tanımladı Vehbi Kara. O projenin sonuna mı geliyoruz? Öyle onun adımı mı bu? Vehbi Bey doğru söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelmesi bir proje olarak oldu. Hatta o günkü dönemde Tayyip Bey de, Meclis Başkanı da, Bülent Arınç falan da vardı. Anlayamadılar hatta, yani kim yaptı bunu, nereden çıktı diye bu olaylar anlaşılamadı. Şimdi yeni anlıyoruz şimdi proje. Şimdi Kılıçdaroğlu tabii projede, acaba Muharrem İnce projenin başka bir ayağı mı? Onu da dikkate almak lazım. Almak lazım. Şimdi işte Afrin Harekatı'nı yapmış komutanın aparatını sökmekten tutun da daha önceden işte Ali Bulaş falan da söylemişti Lale Kemal'le birlikte Türkiye bu AK Parti işte batılı eksenden çıkıyor. NATO müdahale etsin demişlerdi. Ona benzer zırvaları çok. Ona benzer adamlar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok miktarda var. Şimdi tabii ki İnce %30 civarında oy almış, Kılıçdaroğlu'nun oyu da 25'ten 22'ye gerilemişse bu bir CHP içerisinde gerilim oluşturacaktır. Yani bu kesin. Bu gerilim acaba mahalli idareler seçiminden sonra mı Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir parçalanma, bir dönüşüm oluşturacak, yoksa mahalli idareler seçiminden sonra mı? Benim kanaatim mahalli idareler seçiminde başarısızlığa uğraması halinde, yani %22'nin 18'lere 20'lere gibi düşmesi halinde, o zaman Kılıçdaroğlu önemli ölçüde zemin kaybedecek. Ama Muharrem İnce'nin de o makamı dolduracak kapasitesi yoktur. Nereden biliyoruz? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında derinliği olan zaten siyasetçi de yok. Şöyle bakın, genel sekreterlerine, yöneticilerine, Özgül üzerinden şeyine kadar bir tane fikir üreten, bir tane felsefesi olan, derinliği olan bir adam göremez. Ya 1980 modeli, 70 modeli Che Guevara'lar, sol ideolojilerin peşinde militan mantığıyla hareket ediyor. Veyahut da 1920 model Kemalizm üzerine. Ya 100 sene geçmiş. Allah'tan korkun. Ya 100 sene bir Kemalizm model değil mi bu ya? Yürür mü yani? 100 sene geçmiş ya Kemalizmle artık devleti yönetmek mümkün. O günkü dünya şartları içerisinde Kurtuluş Savaşı mücadelesi verildi. Belki Mustafa Kemal görse ilk o eleştirecek. Yani. Evet. o yorumlar da yapılıyordu CHP için. Şimdi şu AK Parti'ye düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden yapılanma sürecine gitmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölerek mi yeniden yapılanması gerekiyor, yoksa birleştirerek mi, toz bölünme var. Bir de biliyorsunuz nükleer şeyde iki hidrojen atomu birleştirerek helyumu yapma yönüyle enerji patlaması yaptırırsınız. Birleştirerek mi yapılacak, nasıl yapılacak bilmiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu mantıktan kurtulması lazım. Bu mantıkla devam ettiği süre içerisinde Kılıçdaroğlu değil, uzaydan yeni bir adam bulsalar, getirseler felsefi derinliği olmayan adamlarla Cumhuriyet Halk Partisi bir yere varamaz. Gerici derlerdi. Evet. Siz gençsiniz, evet. Bilmezsiniz, evet. Eskiden. Dindar insanlara gerici derlerdi. Ya Allah aşkına soruyorum. Bugün en gerici parti hangi partidir?
şu mevcutların içinde. Yani gericiliğin tanımını aslında yani yine gerici yapmak. Derken tutucu, şeyden kurtulamayan, ne denir, geçmişin kalıplarından kurtulamayan, yeni dünya sistemli ayak uyduramayan. Efendim gerici yani geride evet. kalmış. Şimdi Baykal'ın gene iç olmazsa bir felsefi derinliği vardı adam. Baykal'ın bir derinliği vardı yani konuştuğu zaman felsefi bir derinliği vardı. Yok şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde önderlik yapacak. Bakıyorsun bir tanesi çıkıyor PKK'lıların en terörist adamlarını övüyor. Hanımlardan bir tanesi şey ekranlarına getiriyor. Bakıyorsun Batı'nın savunduğu bu kadın hakları vesaire ekseninde yok küçük yaş işte çocukla evlendi yok bilmem ne yaptı falan ya arkadaş çözüm üret sen çözüm şey yap şikayet etme o makam şikayet makamı değil dolayısıyla bu Cumhuriyet Halk Partisi bu mantıkla gittiği takdirde %20 oyu da zor görür nitekim düşüyor. Düşün. Ersan Ergül onu ayrı değerlendirmek gerekir dedi ama yerel seçimlerde siz bu değişim yaşanmazsa düşer mi diyorsunuz? Tabii daha fazla düşer. Evet. Zaten yerel seçimlerin özelliği yani büyük partiler hep oy kaybeder küçük partiler daha yerelde daha güçlüdürler. Yani milletvekili seçimleri %10 barajı yok ya orada. Yani onda baraj yok bir de. Yani o yerel bölgede adayın kendi karizması kişiliği evet o çok önemli. Evet. Yani genelde AK Parti de dahil milletvekili seçimde aldığı oyu oranından hep düşük alır. Yerel seçimlerle. Bütün partiler için peki. Geçerli. Son artık 3-4 dakikamız NATO zirvesini de konuşalım. Çünkü Sayın Ersan Ergül size sorayım. Uluslararası zirve olarak baktığımızda Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle katıldığı ilk zirveydi. NATO evet. zirvesi. İşte Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretlerinin ardından Başkan Erdoğan NATO zirvesine katıldı. Trump'la ikili görüşme yaptı. Sonrasında zirvenin ardından bir telefon görüşmesi de oldu. Trump'ın dikkat çekici bir detayı var. Onu da soracağım ama yeni bir dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? NATO ile ilişkiler, Avrupa ile ilişkiler konusunda dış politikada nasıl bir döneme giriyoruz? Bakın geçmişte NATO Türkiye Rusya ile S-400'lerin alımında, savunma sisteminin alımında yakınlaşmaya başladığında Rus savunma sisteminin NATO'ya uyumsuzluğunu söyleyerek Türkiye'nin bu alımdan vazgeçmesini tavsiye edici açıklamıştı. Genel Sekreter de bunu yapmıştı. Ancak son dönemde bakıyoruz geçtiğimiz hafta yapılan NATO zirvesinde Türkiye'nin kendisini savunma hakkı olduğunu ve bu savunma yerel savunma sistemlerini dilediği şekilde kurabileceği yönünde bir açıklamada bulundu. Bu artık NATO'nun geçmişte olduğu gibi Türkiye'ye baskıcı bir unsurla yaklaşmadığının göstergesi. Bunun temelinde ne var? Bunun temelinde Türkiye'nin 24 Haziran'da göstermiş olduğu ve milli iradenin doğrudan doğruya hakimiyeti ve sanda yansımasıyla güçlü bir yürütmenin icra edilmiş, yani ortaya konulmuş olmasından kaynaklanıyor. Türkiye artık bundan sonra kendisine bir ideoloji belirlemeli. Biz bugüne kadar Türkiye'ye devletsel ideolojileri hiç vermedik. Bakın Amerika'da başkanlar değişir ama Amerika'nın Orta Doğu politikası değişmez. Amerika'nın Rusya politikası değişmez. Dolayısıyla dünya siyasetine baktığımız zaman Amerika ile Rusya Birleşmiş Milletler'de 5 devletten birisi. Yani dünya 5'ten büyüktür'ün hedefinde olan 5 ülkeden ikisi Amerika ve Rusya. Ama bakıyorsunuz ayrı kutuplarda yer alıyor. Birisi Doğu blokunda yer almış, birisi Batı blokunda, yani NATO'da yer almış. Ancak dünyanın ekonomik sistemlerini paylaşırlarken de çok büyük bir uyum içerisindeler. Türkiye işte bu noktada NATO'dan özellikle İslam coğrafyasının Afrika ve Asya ve Rusya'ya yaklaşmasıyla NATO'nun bir alternatifini ortaya koymuş oldu, devreye koymuş oldu. Bundan sonra Türkiye NATO'yu kazanmaya değil, NATO Türkiye'yi kazanmaya çalışacak. Nitekim Patriotların da alımı ile ilgili Trump'ın açıklaması oldu. Yani biz bunlar görüşülüyor şeklinde. Fakat ben Türkiye'nin S-400'lerin karşısında Patriotları da alacağını düşünmüyorum. Çünkü o zaman anlaşılmış olan bir sistem var. İkinci bir sistemi Türkiye'ye sokacağını düşünmüyorum. Türkiye bundan sonra devlet mekanizmalarında geleceğe dönük olarak bir ideoloji ve strateji belirleyen bir politika gütmeli. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan sonra Türkiye'nin bir devlet politikasını oluşturmalı. Yani bugün
Sayın Cumhurbaşkanımız kişiler değişse de sistem... Erdoğan, tabii Erdoğan başkanlıktan gitse, yerine CHP bile gelmiş olsa, hem CHP'nin hem de AK Parti'nin, yani hükümetin benimseceği bir ideoloji ve devlet politikasıyla eğer biz ülkemizi geleceği hazırlarsak, Türkiye kazanan bir ülke konumunda olur her daim. Ama siz ülkelerle yürütme ile politikalarınızı değiştirirseniz, yani bugün geldi diyelim CHP, yani hasbelkader Allah göstermesin 24 Haziran seçimlerinde Başkan Muharrem İnce olsaydı, bugün biz Suriye'de yoktuk, Irak'ta yoktuk. Yani kendi elimizle aslında ülkemizi ve ülkemizin güneyindeki Müslüman din kardeşlerimizi, yani orada namuslara ayaklar altına alınan bütün bacılarımızı, annelerimizi, kız kardeşlerimizi kendi ellerimizle emperyalistlere sunmuş olacaktık. Bu şeydeki Afrin Harekatı'ndaki harekat sırasında Atay'da yapmış olduğumuz bir canlı yayında, bir televizyon programında şöyle bir söz, slogan aklıma geldi. Ve manşette de yer bulduğunu tekrar söylemek istiyorum. Gidin emperyalistlere söyleyin, Muhammed'in ordusu geri döndü. Bakın, bu enerjiyi, bu hareketi, bu ataleti attık üzerimizden. Bu enerjiyle devam etmemiz gerekir. Türkiye bütün 1919'dan sonra, son İslam Devleti Osmanlı yıkılmasından sonra, Türkiye bugün 64 İslam Devleti'nin umudunu taşıyor, umudunu üstlenmiş vaziyette. Yani bu şu anlama geliyor. Bir ihtiyar sırtında kardeşini taşıyor, ona sormuşlar. Demişler ki yükün ağır. Hayır demiş. O yüküm değil, kardeşim demiş. Peki. Biz İslam coğrafyasını taşımalıyız. Son bir cümle söyleyeyim müsaadenizle. Genel anlamda bakın, tekrar söylüyoruz. Türkiye bir devlet politikası oluşturmalı. Ayrıca FETÖ'nün ve terör unsurlarına baktığımız zaman sadece silahlı kuvvetlere değil, bütün kamu kurumlarına, kılcal damarlarına kadar sızdığını görüyoruz. Bunun için gelecek nesle yetecek ve İslami temel bilgiler ve değerler çerçevesinde doktorumuzu, hakimimizi, savcımızı, öğretmenimizi hepsini yetecek ve her şeyden önemlisi aileyi ortaya çıkaracak. İslam anlayışta aileyi ortaya çıkaracak ve bunlara rehberlik edecek. Gerçek anlamda ehl-i sünnet din alimlerinin yönlendirmesiyle, onların liderliğiyle ortaya konacak olan bir eğitim sistemiyle, ailenin tekrar ayağa kaldırması sağlayacak bir eğitim sistemiyle ancak geleceğe dönük olarak kalıcı bir terörle mücadele programı ortaya konulabilir. Siz bugün silahlı kuvvetlerle, emniyette, silahlı unsurlarla kısa vadeli geçici çözümler üretebilirsiniz. Ama siz uzun vadeli kalıcı çözümler üretmek istiyorsanız, siz gelecek neslinizi 1920'den sonra bir batağa sürüklenmiş olan Kemalist ve ulusalcı yapının ve bugün Vehbi'nin söylemiş olduğu CHP'nin altı okunun rehberliğinde çıkmış olan neslin kurtarılması için mutlaka... Noktalayacağız ama Vehbi Kara'ya da döneyim. Devlet stratejisi, kalıcı bir stratejiden bahsetti Sayın Ersan Ergür. Onun ilk adımı da, en önemli adımı da atıldı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilerek ve ilk kez o sistemde de bir uluslararası zirve, NATO zirvesi. Nasıl bir fotoğraf gördünüz orada? Birkaç dakikamız var. Kısaca söyleyeyim, Ersan çok güzel bağladı. Hakikaten toplum, aile yapısı, bunlar çok önemli. Siz önceliklerinizi vermeniz gereken konu bu. NATO toplantıları hep magazinsel olarak konuşulur, tartışılır. NATO'da hegemon güç Amerika Birleşik Devletleri'dir. Parayı veren Amerika'dır, söz de ona aittir. Trump şöyle dedi, böyle dedi, bunu yaptı. Örneğin NATO güçsüzdü ama artık daha güçlü demiş. Onlar hepsi falan. NATO'yu eleştirir. Hepsi magazin, yani. Hepsi şey. Asıl gizli toplantılarda kararlar alınır, orada imzalar atılır. Geriye kalan magazin boyutudur. Ciddiye de almamak gerekir. Ama Türkiye son seçimden galip çıkan... Tayyip Erdoğan sayesinde NATO içerisinde önemli bir ülkeydi. Şimdi çok 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 daha önemli bir konuma geldi. Erdoğan'ın NATO zirvesindeki duruşu, tavırları, kendinden emin olması diğer ülkelerin hayranlığını kazanmış durumda. Yani eskiden höt deyince korkan, sen benim emir erimsin muamelesi gören Türkiye yerine saygın, güvenilir bir ülke oldu. Unutmadan çok önemli bir hususu belirtelim. Çok kısa olursa getireceğiz. Bu Cerablus ve Afrin harekatı unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen yapılmıştır ve Amerika Birleşik Devletleri bu harekatta yenilmiştir. Kime yenilmiştir? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yenilmiştir. Bu işin gerçeği budur. Yani işin magazin, gazetelerin manşetlerine yansıyan tarafı bir tarafa,
NATO zirvelerinde de gerçek gündem bence buydu. Türkiye nasıl kontrol altına alınır? Bununla ilgili gizli anlaşmalar, işte S-400'den tutun, F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine kadar masa altında, sümen altında birçok gizli konu hep konuşulur, görüşülür. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'nin menfaatlerini çok iyi koruyan bir liderimiz var. Bu yüzden de Erdoğan'a hepimizin teşekkürü boynumuza bir borçtur. Peki yeni sistemin tabii olumlu yanlarını dış politikada da özellikle ilerleyen dönemde net bir şekilde göreceğiz anlaşıldığı kadarıyla. Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Vehbi Kara katıldığınız için. Sayın Suat Gün, çok teşekkürler. Ben bir şey söylemeyecek miyim? Bitmiş ama birkaç cümle lütfen. Şimdi NATO çok zirvesinde Türkiye bağımsız bir devlettir. Türkiye NATO için değildir, NATO Türkiye içindir. Eğer şu anda NATO hasımsız bir örgüttür, düşmanı yoktur. Putin'le Trump karşı karşıya geldi. Dün bugün görüşme yaptılar. Avrupa Birliği'ne diyor ki savunma harcamalarını arttır. Avrupa Birliği diyor ki işte Merkel ve Macron diyorlar ki ya bu kimin çıkarına hizmet ediyor NATO? Senin çıkarını artıramayız. Şimdi bakıyorsunuz NATO ile 1950'den beri yapılmış anlaşmalar var. Türkiye'de kaza yapan sokakta adam öldüren Amerikan askerlerini yargılayamıyordu Türkiye 1960'lı yıllara kadar yapılmış ikili anlaşmalarla. Bunların bu NATO anlaşmalarında tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. 2009'da İsrail'in gazap üzümleri miydi ne zıkkımdı bir harekat yaptı Gazze'ye yönelik bombardıman yaptı. O zaman mühimmat yükü bitince Türkiye'deki İncirlik üssünden kıta yükü cephane yüklerini Türkiye'den götürdüler. Şimdi bu NATO anlaşmalarının tekrar oturup Sayın Cumhurbaşkanımız hangisi Türkiye'nin menfaatine değil Türkiye'ye bağımsız rol ve model geliştirme o anlaşmaların hangileri uygun değilse onları değiştirmek gerekiyor. Türkiye İslam dünyasının liderliğini oynamak zorunda. Çok yönlü dış politika takip etmeli. NATO'dan da çıksın demiyoruz ama NATO Türkiye'nin bekası için şart değil. Türkiye için NATO bir fayda sağlıyorsa vardır. Eğer fayda sağlamıyorsa NATO yoluna, Türkiye yoluna devam eder. Çok teşekkürler Sayın Suat Gün. Tekrar katıldığınız için ve Pekar'a çok teşekkürler. Sayın Ersan Gür, çok teşekkür ederiz. Gündem Özel'e katıldığınız için. Gündem Özel bu haftalıkta sona eriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Keşke benim...